Seçim hasturesi, zamanda kalite, düşündüğün düşünce, hani o kadar öyle bir algoritmanın içindeyiz ki arkadaşlar, ilahi bir makina, vallahi de billahi de tillahi de diyorum, hani düşündüğün düşüncenin bile gökyüzünde o anın haritasını açarsan cevabı var. Bir şey planlıyorsun, aç o anlar da o planın olacak mı olmayacak mı? İşte diyorsun işte o, o ben ona aşığım falan. Neden? Çünkü Ahmet'in haritası, Ayşe'nin haritasına çok iyi uyumlu olduğu için Ahmet Ayşe'yi çok seviyor. Venüs Mars kavuşum var, Satürn Venüs trinesi var, Güneş Ay trinesi var. E bu kadın ise Ahmedi sevmeyecekti kimi sevecek yani tamam mı? E tabi sever yani güzel harita birbiriyle uyumlu. Peki Ahmedi çok seviyorsun neden Mehmedi sevemiyorsun? İşte bunun nedeni o anın haritasıyla senin anın haritan yani onun karakteriyle senin karakterin uyumsuzluğu. Bu da onun doğduğu andaki negatif bazı e, dış etkiler işte o manyetizma senin karakterini doğana aykırı Dolayısıyla sen bunu benimsemiyorsun, sevmiyorsun, itici geliyor sana Yani. yani Merkür retosunda anlaşmalara girmeyin, yapmayın. Merkür sa sağlam olsun yani. Bir anlaşma yapıyorsanız Merkür sağlam olsun arkadaşlar. Mesela Merkür retoyken ne yapın? Geçmişte planlayıp da başaramadığınız şeyleri yapın çok kolay yaparsınız. Yani seçim astrolojisi çok lüks bir ilim yani. Astrolojinin en lüks alanı yani onu söyleyeyim. En lüks alanı. Lady Diana'nın evliliğini ee, özellikle planladılar. İngiliz astrologlar. Bak düğün geliyor. Çünkü neden? Orada öyle bir ayarlama çekmişler ki İngiliz astrologlar. Demişler ki Lady Diana'ya seni öyle bir zamanda evlendireceğiz ki bütün dünya seni konuşacak diye. Ve gerçekten de Lady Diana'nın tüm dünya konuştu mu abi düğünü? Ne diyoruz Reptilian soyu falan filan. Lady Diana şey açıklıyordu en son. Açıklayacaktı öldürüldü. Neden onu herkes konuşuyor? Bakın Satürn ve Jüpiter'in evliliği. Görüyor musunuz? Bu kavuşum 20 yılda bir olur. Aslında Seçim Astrolojisi zamanı tılsımlamak demek, yani tılsım, zamanın tılsımını kullanmak yani. yani. Aslında yaptığınız şey böyle yani büyücülüğün ilahi olarak izin verilmiş kısmı. Ee, enerjiyi kendi lehimize kullanmak, kaderi kullanmakla ilgili. Tabi bu büyü yapmak değil yani ama enerji gezegenlerin manyetik rezonansını kullanıp manyetik rezonansından faydalanmak demek. Yani kaderi yönetmek yani yönetebildiğimiz kadar, en azından yönetebildiğimiz kadar yönetmek, bilinçli bir şekilde yönetmek. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horar astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Konumuza devam ediyoruz seçim hasturesinde arkadaşlar. Evet en son şöyle bir toparlayalım araya tatil girdi falan girdi filan girdi şöyle bir toparlayalım. Seçim hasturesi, zamanda kalite, zamanda kaliteyi yapacağımız tüm işlemlerde eylemlerde kullanabiliriz. Yapacağımız eylemde bir natal harita oluşturuyor arkadaşlar ve o natal haritayla biz ne kadar uyumluysak o kadar iyi yönetiyoruz ve iyi bir şekilde bir şeyler elde ediyoruz. Dikkat edeceğimiz hususlar neydi arkadaşlar? Başlattığımız anda ufukta yükselen ASC değeri zamanda kalite. Sen yaptığın eylem nasıl sen doğdun bu dünyaya doğdun bir natal haritan var. Ve bu senin kaderin ve bu senin karakterin ve bu senin beslemek, büyütmek ve olgunlaştırmak ve geliştirmek zorunda olduğun seni temsil ediyor. Aynı şekilde başlattığın eylem, söylediğin söz, verdiğin hatta 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 düşündüğün düşünce. Bak hani o kadar öyle bir algoritmanın içindeyiz ki arkadaşlar ilahi bir makina. Hani düşündüğün düşünce bile ki o horarya e giriyor. Yani horary astroloji o. Yani düşünce yani so soru geldi aklıma. Vallahi de billahi de tillahi de diyorum. Hani düşündüğün düşüncenin bile gökyüzünde o anın artısını açarsan cevabı var. Yani sorduğun soru, düşündüğün şey, plan, e, bunu plan bile yani plan bile hani bir şey planlıyorsun aç o anlar artı o planın olacak mı olmayacak mı şimdi o zaman hani bunlar tabi spontane gelişiyor hayatımızda bunun işte düşünce kısmını horari yönetiyor yani horari astroloji teknikleriyle biz bu düşünceyi ya da soruyu cevaba çeviriyoruz oradaki deşifreyi deko, dekoderle çözerek yani okuyarak oradaki sembolleri olacak olmayacak diyoruz bu iş horari ya yani aslında horari ile seçim aslında birbirine çok benziyorlar çok zevkli konulardır özellikle horor astroloji ve seçim astrolojisi. Ya yani bir astrolog bilmeli yani. Gerçekten çok büyük ufku açıyor insanın. Yani sadece olay natal harita değil. Horor astroloji gerçekten hani çok keyifli bir şey. Horor astrolojinin de dalları var arkadaşlar. Spor astrolojisi var mesela. Spor astrolojisini dünya anlatan kimse yok. Bir tane kitap var sadece. Spor astrolojisiyle ilgili ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum o konuyla ilgili çok fantastik bir bölüm olduğu için yani o bizim müfredatımız da yok ekstra müfredat o yani ekstra olarak ben onu e, fantazi olduğu için yani sporasyus yani öğrenmek zorunda değilsiniz ama hani buradan coinleri kıyaslayabiliyorsunuz şeyleri kıyasla birçok şey kıyasla hangi coin'i alayım hangi coin daha güçlü veya hangi takım daha güçlü hangisi yener falan gibi e, şeyler yapabiliyorsunuz şimdi burada sporasyus ile horori birbirine çok yani aynısı zaten Sadece soru formatları değişik ve içeride bazı dikkat etmen gereken şeyler var. Seçim astrolojisinde ise eylem var. Daha çok biz eyleme bakıyoruz. Yani eylemi geçirdiğin an, eyleme yaptığın an. Plan, plan da olabilir. Yani burada bir şey planlıyorsun. Planladığın anın haritası bile, planlamaya başladığın anın haritası bile aslında o planın ne kadar gerçeğe çıkacağını da gösteriyor. Ama tabi burada sembolü çok iyi okumanız lazım arkadaşlar yani az çok bir yani 7 tane 10 tane planeti 12 tane burcu bilmeniz lazım bakın 12 tane ev demiyorum 12 tane ev zaten 12 tane burç demek tiyo vereyim size yani temel seviye arkadaşlarım bilir benim öğrenciler ama dışarıdan şu an yeni gelen öğrenciler var 12 tane burç 12 tane ev demek zaten yani 12 tane burcu bildiğinde 12 tane evi bilirsin ya da 12 tane evi bildiğinde 12 tane burcu bilirsin bunlar birbirleri aynı şeyler dolayısıyla hani zorlamayın bir de 12 tane ev ezberlemek için ya da anlamak için zorlamayın. Yani burçları anlayın zaten evleri anlarsınız. Yani topu topu 10 tane sembol, 12 tane 22 tane sembol öğreneceksin. Yani 22 tane sembolün birbiriyle kıyaslamasıyla Tabii bunları bunların yöneticilikleri var, dispozitörlük, yücelim yöneticiliği vesaire. Bunları birbirine bağlayarak cümle kuruyoruz. Yani bir İngilizce gibi, İspanyolca gibi, gitar çalmak gibi falan. burada yani burada sembolleri okuyoruz arkadaşlar. Neyi nereye gidiyor? Tabi burada 5 major açımız var. Trine, kare, seks sekstil. Bu kare açılar, işte trine açılar, olumlu, olumsuz e, gayret veriyor, işte şey yapıyor falan. Ona göre de oradaki sembol ona göre olumsuz ya da olumlu ya da gayretle geleceğini falan bize orada söylüyor. Şimdi seçim hastasını biraz daha odaklanalım. Yani o zaman ben doğduğum anda bir natal harita elde ediyor olsam eğer ben doğduğum bir natal zaten artan var. Değil mi? Doğduğum an itibariyle ufukta yükselen burç. Nasıl benim ben dediğim yer yani benim vitrinim yani beni tanıyanlar değil mi? Yükselen burcum. Önce beni burayla görüyorlar. Bu ben demek. O zaman bu benim hedeflerim demek. Hedef MC, hedef, idol. şimdi o zaman şu iki tane nasıl benim yüzde yani %50 tanımlıyor yani. %50 burası zaten direkt. E, etkiler. Tabii ki burada dispozitörler var, yöneticiler var. Tabii ki bir insan hayatını sadece ASC ve hedeflerle e, sınırlandıramayız. İkinci ev var, üçüncü ev var, dördüncü ev var falan. Aynı şekilde seçim ağacında böyle arkadaşlar. E, başlattığın eylem aynı senin sevgilin gibi. Aşkın, ne bileyim, kocan, karın ya da nasıl diyorsan bebeğin falan. Şimdi burada o zaman nasıl ki sen Ayşe'yi çok seviyorsun ya da Ahmet'i çok seviyorsun işte diyorsun işte o, o ben ona aşığım falan neden Çünkü Ahmet'in haritası Ayşe'nin haritasına çok iyi uyumlu olduğu için Ahmet Ayşe'yi çok seviyor Neden e, yani e, Venüs Mars'ı görmüş Venüs Mars kavuşum var Satürn Venüs trinesi var Güneş ay trinesi var E bu kadın ise Ahmedi sevmeyecekti kimi sevecek yani tamam mı e, tabi sever yani güzel harita birbiriyle uyumlu e, Ahmet bağırsa da Ayşe alttan alıyor Ayşe bağırsa Ahmet alttan alıyor bir şekilde bir uyum var yani Dinamikler birbirine girmiş yani bir böyle tuğla gibi o tuğla örgüsü gibi böyle yani birbirleriyle anlaşabiliyor. Peki Ahmet'i çok seviyorsun neden Mehmet'i sevemiyorsun? İşte bunun nedeni o anın haritasıyla senin anın haritan yani onun karakteriyle senin karakterinin uyumsuzluğu. Bu da onun doğduğu andaki negatif bazı e, dış etkiler işte o manyetizma senin karakterini doğana aykırı. Dolayısıyla sen bunu benimsemiyorsun sevmiyorsun itici geliyor sana ya. Yani. O yüzden dünya üzerinde hiçbir insan, hiçbir insanı %100 sever diyemeyiz. O zaman başlattığımız eylemler de aynı ilişki rastosu gibi yani aslında. Başlattığım eylemle ne kadar uyumluyum bu da çok önemli olduğu gibi. Bu eylemdeki sonuç beni nereye götürecek? Yani tamam uyumlu olabilirim ama yani Ayşe ile Ahmet birbirini çok seviyor olabilir ama Ayşe ile Ahmet asla evlenememiş de olabilir, değil mi? Yani şimdi illa evlenecek diye de bir kaydeleri yok. Şimdi e, harita vermiyorsa vermiyordur yani. Şimdi o zaman bir başlattığım eğilimin haritasında benim planladığım, amaç ettiğim şeyi gerçekleştirebilme potansiyeli var mı? İki, o harita benim haritamla ne kadar uyumlu ve buna benim nasibim var mı? E, bunların hepsi arkadaşlar önemli faktörler. Yani bizi sonuca götürürken e, etkileyecek olan faktörler diyebiliriz. Şimdi birkaç tane uygulama yapalım. Tabi başlattığımız eğilimin haritasında e, arkadaşlar saat Merkür hani Merkür saati Jüpiter günü falan onlar da önemli. Biraz onlardan da bahsedeceğim. E, bir dakika hocam e, Ak Kabala Güzel Sanatlar bölümünü okuyor. İtalya'da üniversite başvuru yapmak istiyor. Zaman belirlerken nelere dikkat etmeliyiz? Yani zaman belirlerken ee, yani e, iyi düşünmek için Merkür Satürn trineleri güzeldir. Güzel sanatlar, güzel sanatlar Venüs ile ilgilidir. Özellikle böyle Satürn'den güzel e, açılar aldıyken almışken bunları şey yapabiliriz, kullanabiliriz. Venüs e, Satürn arasında güzel açılar var. Yani bu yine e, Jüpiter Balık yine güzel sanatlarla ilgili. Balık burcu güzel sanatları yönetir. E, ondan sonra Aslan yine bu tarz böyle güzel sanatlarla ilgilidir. Sanatla, sahneyle ilgili, şovla ilgili. Venüs bu konuları yönetir. Ondan sonra buralarda toparlayarak bir şeyler yapmanız gerekiyor diyebilirim. Soru nedir? Hocam annemler miras kalan arasına başka firmaya kira alacaklar. Bunun için zaman bel belirleyebilir muyuz anlaşma için. Anlaşma için zaman belirlenebilir. Yani Merkür Retrosunda anlaşmalara girmeyin, yapmayın, Merkür sa sağlam olsun yani. Bir anlaşma yapıyorsanız Merkür sağlam olsun arkadaşlar. Ama mesela Merkür Retroda geri geliyor, Satürn'den konta kaldı mesela. Şöyle mesela şöyle kullanabilirsiniz bakın Merkür'ü ee, ama yine de retro olması asaletini kaybettirir onu söyleyeyim. Mesela Merkür retroyken ne yapın? Merkür retroyken daha çok geçmişte planladığınız şeyler yapın. Geçmişte planladığınız ama yapamadığınız ee, geçmişte planlayıp da başaramadığınız şeyleri yapın çok kolay yaparsınız uzun zamandır planladığım işleri ben hep Merkür rotasından sizlere çektim paket dersler o temel seviyede gösterdiğim o gönderdim paket dersler var ya onların hepsini ben Merkür rotasından hep öğrencilere söz verdim bitiremedim yapamadım ondan sonra yapamadım yapamadım Merkür rotasını tamamladım hep onları Şu seçim hastalıkları var ya çok fazla kapsam bir yani böyle ilişkiler hastalıkları falan giriyor işin içine yani karşı tarafta çok iyi istişare etmeniz lazım hani onu tanımınız lazım onu tam olarak hani daha önceki ilişkilerinde nasıl haritayı anlamanız lazım falan onu söyleyeyim çok lüks bir şey bu. Yani seçim astrolojisi çok lüks bir ilim yani. Astrolojinin en lüks alanı yani onu söyleyeyim. En lüks alanı. Yani böyle bir kişiyle falan birkaç gün oturup konuşmanız lazım. Öyle bir saatlik danışmanlıkla falan yapamazsınız. Mümkün değil yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle zıt olmaz öyle iş. En az birkaç gün karşı tarafla istişare edeceksin. Yani bu hani artısını inceleyeceksin. Bu kişi nasıl tanımaya çalışacaksın falan. Bu kişi ne neler yaşamış? Nasıl bir evlilik istiyor? Yani anlatabiliyor muyum? Mesela Lady Diana. Lady Diana'nın evliliğini e, özellikle planladılar. İngiliz astrologlar biliyorsunuz ve Lady Diana'nın hala düğününü konuşuyorlar bakın. Hala kadın öldü kemikleri çürüdü. Hala Lady Diana'nın mi? benim bile aklıma Lady Diana de gelince düğün geliyor. Bak düğün geliyor. Çünkü neden? Orada öyle bir ayarlama çekmişler ki İngiliz astrologlar. Demişler ki Lady Diana'ya seni öyle bir zamanda evlendireceğiz ki bütün dünya seni konuşacak diye. Ve gerçekten de Lady Diana'nın tüm dünya konuştu mu abi düğünü? Konuştu. Bulsanız bana ben size öbürkü derste Lady Diana'nın şeyini getireyim. Yani ne zaman evlendiği ile ilgili. Orada bir ay menzili vardı. Ayın durumuna bakmak lazım orada. Ay menzil ay menzili orada çok stabil ilişkiyi veriyordu. Bütün herkes konuştu. Kadını öldürdüler. Kadını öldürdüler. Anladın mı? Kadını öldürdüler. Kadın cinayeti kurban gitti. Ha İngiliz astrologlar sadece düğünü planladık abi dünya seni konuşacak yani <laughs> Lady Diana öl ölmedi arkadaşlar Lady Diana öldürüldü onu söyleyeyim yani geç onu kadının arkasında kadının arkası zaten direkt problem ee, öldürüleceği dahil orada bilgi var zaten 29 Temmuz 1981 bak ben burada incelemişim kriminal olarak Lady Dianayı ee, mesela Kerim Tekin'in ölümünü incelemişim ee, Ronnie Ronnie Uzay Heparı'yı incelemişim kriminal Vatan şaşmazı incelemişim. Kriminal. Lady Diana'yı incelemişim. Lady Diana. Bakın Lady Diana'nın natal haritası bu. Ona bakın eşten gelen güneş. Neptün arasındaki trineyi görüyorsunuz. Evet bu kadın eşinle parlayacak. Eşinle değerlenecek değil mi? Eşi, eşiyle değerlenecek. Yani güneşin burada Neptün arasında 120 diye görüyorsunuz. Bakın. Yani Lady Diana'yı kimse tanımıyordu. Ama değil mi? trans evlenince işler değişti. Bütün herkes onu tanır oldu. Ee, yine eşinin Merkür retro bakın. Eşinin evini yönetiyor. Görüyor musunuz? Merkür yanık retro yengeç. A eşinin ailesinde gizli bir şeyler dönüyor. Saklanan gerçekler var. Eşimin ailesi yengeç. Bir güzel burada söylüyor yani. Baksana lit lit var yani yengeç. Ne diyoruz Reptilian soyu falan filan. Lady Diana şeyi açıklıyordu en son. Açıklayacaktı öldürüldü. Yani ben bu evde rahat değilim falan işte şeyden yılanlardan falan bahsediyor hani şey reptilyanlardan bahsediyordu Lady Diana öldüğünde ölmeden önce yani boşanmaya çalışıyordu hatırlatırım yani Lady Diana çok özel bir kimlik onu söyleyeyim bakın haritasında Satürn ile Venüs arasında kontak var görüyor musunuz ama bir o kadar da ay özgürlüğünün kısıtlandığını görüyoruz bakın ay Uranüs Venüs kare bir tek ale. Yani bu aşkın onu kısıtlayacağını, özgürlüğünü kısıtlayacağını e, ve geçmiş hayatlardan getirdiği ya da DNA olarak ya da nasıl atada, atasından ya da artık nasıl dersen. Bakın Ay, Uranüs karşıtlı, Mars, ailede dönen fitne fesatı gör. Şimdi bu. Tamam. Gelelim. Lady Diana'nın taba orta noktalarla baktığınız zaman çok enteresan şeyler de buluyorsunuz Lady Diana'nın hayatında. Lady Diana'nın düğününe gelelim. E, düğün. Öğlen 12 saatlerinde oluyor düğün. Bakın burada arkadaşlar ay menzili olarak ay yengeç çok güçlü ondan sonra ve ay uranüs arasında bir tre ekstrem yani bir durum var. Ondan sonra saat kaçta oldu bunun düğünü ya? Enerji olarak burada çok güçlü bir enerji var. Onu göstereceğim size de şimdi. Saat kaçta yazıyor? Evet evet balzemik. İşte aile içinde bir sürü şey dönüyor zaten. Bilinmiyor yani. Kocasını da görmüyor zaten. Evleniyor da yani işte. Gizli kapaklı. Toplum içinde gülen güler yüzlü, dünyada bir ekol yani Lady Diana. To hani şeyin annesi gibi gözüküyor. <laughs> Lady Diana. Yani bütün yoksulların annesi gibi. Yani herkese yardım etmeye çalışıyor kadın. Satürn Jüpiter kavuşumu var evet. İşte şu bakın ilişkiler bakın. Görüyor musunuz? Partil ve Ay'a bakın arkadaşlar. Bu çok güçlü bir açı. Onu söyleyeyim. Ama Ay Bazemik bakın ve Neptün Lilith kavuşumuna dikkatinizi çekeyim hayallerini, e, bu onun hayallerini. Neptün Lilit, Neptün Lilit kavuşumu demek. Görün yani asla göremezsin. Asla göremezsin. Entrika'nın kralı demek yani. Entrika ama entrika demek. Yani evlendiği enerjide sanki böyle kandırılmış gibi. Ama bakın. Işte biraz önce dediğim gibi arkadaşlar. Satürn Jüpiter kavuşumunu yakalarsın da. Hani ayın Uranüs'ünü de yakalarsın da. işte böyle her şeyi yakalayamazsın. Bakın Şiron 120, 150'lik var. Görüyor musunuz? Merkür arasında. Bu ilişkide bir sürü yalan dolan dönecek. Bu ilişkinin içinde her şey yalan. Yalan dolan kontrol edemeyecek. Belki Lady Diana çok şey öğrenecek. Yani evet 150'lik açılar öğretir gerçekten. İlhamsaldır. Hani insana çok şey öğretir. Ama hani bilmediği şeyleri öğretir ona. 150'lik açılar. Evet bu tartışılmaz yani. 150'lik açıların gerçekten öğretme enerjisi çok yüksek. Ama stresli bir açıdır. Ve Neptün Lilith Apex'te yotta yani. Burada diyor ki Lady Diana'ya. Yani yot var. Dikkat et, bak seni kandırıyorlar diyor. Yot var çünkü Neptün ve asla göremiyor bunu ve ne kadar yardımsever bir enerji olduğunu da görüyoruz bakın. Yani gerçekten Lady Diana mesela bir ekol değil mi dünya üzerinde yani hani fakirlere ya da yoksullara yardım eden çocuklara yardım eden ne bileyim hani böyle yani bir prensesten beklenmiyor çünkü hani İngiltere kraliyet ailesinde böyle bir kraliçe yok ya da böyle bir prens yok ya da böyle bir lady yok. Yani o mesela hep insanlara yardım etmeye çalışılmasıyla ön planda. Bir sürü yardım, vakıflar, dernekler hep böyle bunlarla ilgileniyor. Ve insanlara bir şekilde yardım etmeye çalışıyor. Ama evlendiği enerjide de onun kandırıldığı ve gizli bir şeyler döndüğü belli. Ee, yine Plüto arasında öldürüleceği belli. Bu, e, 150'lik açıda aynı zamanda arkadaşlar e, kontrol edemeyen enerji ya kazalarla ilgilidir arkadaşlar. Kaza, kazalar yani ölümcüldür. Yani 150'lik açılar bazen bize hasta olduğumuz yerleri gösterir. Bazen değil yani medikal astroloji de ben major kabul ediyorum yani. Ben 150'siz 150 açıları açmadan 30'luk açıları açmadan medikal astroloji işlemem. İşleyemiyorum ki yani. Neden? Vallahi kareden daha beter çalışıyor. Yani Hani bırak şeyi sen. Hani kareleri falan geç ya. Kara melaike. Medikal astrolojide 150'likle 30'luk kadar ben bu kadar net çalışan yani bir açı görmedim. Yani kareden bile daha net. E, ve hastalıkları işaret ediyor direkt. Çünkü dikkatsizlikleri gösteriyor. Senin görmediğin şeyleri gösteriyor. Görünmeyen hastalıkları gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Kazaları belaları gösteriyor. E, dolayısıyla Burada Plüto e, gibi bir şeyden Chiron 150'lik alıyor. Evlendi tarihte Neptün'den. Burada bir yot var. Bakın kaç tane yot var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Birinci Apex burası. ikinci Apex burası. Seni yaralıyorlar. Bak dikkat et diyor. Bak seni seni çok feci kandırıyorlar. Seni öldürmeye çalışıyorlar diyor. Pluto 150'liği zaten Plüto e, Pluto Chiron seni yaralayacaklar. büyük bir güç seni yaralayacak. Yani bu güç seni yaralayacak yazıyor burada yani. Yani Lady Diana'ya burada parasal konuda. Özellikle Akrep Boğazı'nda maddi konularla ilgili zarar verileceğini veya evet çok ciddi entrikalar. Mesela onu şunu söyleyeyim yani yottan daha beterdir bu merak. Yoda can kurban hani bu merak daha kötü bir şey. Neden? Hani kötü derken şu anlamda çünkü arkadaşlar bir tane karşıt var içeride. Yani bu karşıt çok sert çalışır. Yani bu işte bu şey diyoruz. İki ucu iki ucu e, değnek yani iki ucu değnek yani. Şiron karşıtta olduğu için yara aldığını gösteriyor. Yani ne yap yani bir şey iyilik yapmaya çalışıyor kadın değil mi? Yani ama özgürlüğünden oluyor yani. Hayatından oluyor falan yani. Burada bu kadının düğününü konuşmamızın nedeni ne? Bu kadının düğününü konuşmamızın nedeni Ay yengeç burcunda çok güçlü ve Uranüs'ten çok güzel bir kontak kalması. Merkür hani diyorlar ya herkes seni konuşacak. Sana seni öyle bir tarihte evlendireceğiz ki herkes seni konuşacak. Neden onu konuşuyorlar herkes? Ekstrem demek bakın. Merkür Uranüs trine Ay Merkür. Bak ay Merkür'e gidiyor. Yengeç Burcu'nda. Evet seni öyle bir konu evlendireceğiz ki marjinal bir düğün. Tüm dünya seni konuşacak. Ay Merkür kavuşma. Senin evliliğini konuşacak. Ay Merkür Merkür konuşmak ay yengeç evlilik evliliği konuşacak. Evet gizli gizli konuşacak. Kapalı kuliste konuşacak. Çünkü ay bazı emir. herkes içten içe seni konuşacak. Ay Uranüs tirine. Merkür tirine. Merkür Uranüs tirine yani ay orada Uranüs'e yaklaşıyor. Yani Merkür tetikleyerek yaklaşıyor. Burada da yine ekstrem. Yani çok ilginç, enteresan falan yani. Yine burada neden onu herkes konuşuyor? Bakın Satürn ve Jüpiter'in evliliği. Görüyor musunuz? Bu kavuşum 20 yılda bir olur. Satürn-Jüpiter kavuşumu bu aynı zamanda arkadaşlar buna biz Mehdi deriz. Mehdi. Mehdi semboldür bu. Farkındaysanız enteresan bir şekilde neler planlanmış bakın. Lady Diana'nın doğurduğu çocuklardan birinin Mehdi olduğu söylentisi. Mesih olacak, Mehdi olacak, Mesih olacak falan. Bu yani bu ıı, çok güç, hani Mehdi sembolü, Mesih sembolü, Mesih veya Mehdi. Yani astrolojide bunu öyle derler. Diğer açılımı şudur. 81'lerde vardır bu. 1981'lerde vardır bu açı. Ondan sonra bakın evliliği öyle bir zamanda planlanmış yani senden hani bu evlilikten doğacak çocuk falan hani ıı, böyle çok ilginç bir çocuk falan. Ya da bu ilişki çok ilginç. satürn Jüpiter kavuşumunun sembolü baş öğretmen demek. Kurtarıcı demek. Kurtarmak demek. Kurtarıcı. Satürn Jüpiter yani Satürn otorite kalıcı büyük en güçlü olan <laughs> Jüpiter'de de burada düğümlerden destek alması özellikle yani baş öğretmen demek. Satürn, Jüpiter. Mesela Satürn, Jüpiter hani bana anlat. Satürn, Jüpiter kavuşumu ne demek mesela? Hani tabiri caizse böyle Atatürk gibi kişileri gösterir. Ya da böyle hani mesela nasıl diyeyim? Hani liderleri gösterir böyle. Yani çok önemli bir lider demek. Ee, bu 81 doğumlularda var. Şimdi 2020 doğumlularda, 2021 doğumlar, 2020 Aralık doğumlularda var. Ee, ondan sonra 20 yılda bir olur. Bu arkadaşlar her 20 yılda bir farklı burçta olur şu anda artık kova burcunda oldu. Mesela ne? 2020 Aralık'ta doğanlar, 20 Aralık'ta doğanlar gelecek 20 yılda çok önemli kurtar, kurtarma ya yani sosyal platformlarda çok önemli görevler alacaklar. Çok güçlü öğretmenler verir. Baş öğretmen demek bu. Yani baş öğretmen veya önemli bir öğretmen, lider. Yani Jüpiter'in ilahi tarafı olduğu için hani Jüpiter peygamberleri de temsil ettiği için hani Satürn Jüpiter kavuşumu Mesihle de e, özdeşleştiriliyor. Bir diğer far farklı bir sembol var Mehdi ile ilgili. E, o da e, arkadaşlar şey Neptün Koç. Neptün Koça Koç sembolü yine e, ilahi bir lider demek. İlahi lider lider arketiptir. Neptün Koç bu da ilahi lider ar 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 arketipi. tipi. Ee, ne zaman? 2025'ten sonra. ilahi liderler doğacak. Yani çok enteresan jenerasyonlar geliyor. Dünyaya gelecek. Yani Neptün koç. Koç aksiyon, lider demek. Neptün de ilahi demek. Ee, yani hayalperest, yani spiritüel, e, spiritüel lider demek. Yani böyle ilahi güçleri olan liderler falan. Hani e, nazar mı diyeyim artık? Nazar etme kabiliyeti ya da hani Bakışları yine insanları etkileyebiliyor, hipnoz ediyor falan filan. Neptün kod çok güçlü bir arketiptir. Özellikle ilahi hipnoz ya da ilahi mesaj almak, ilahi mesaj vermek konusunda büyük bir enerji. bu da öyle. Yani Jüpiter çünkü peygamberlerle özdeşleştirilir yani. Jüpiter bir peygamber sembolü. Çünkü hani şeyden dolayı yani öğretiyor ya hani Jüpiter öğretmen, akademisyen. Yani burada tabii bu aynı zamanda akademisyenleri de gösteriyor. Yani i̇lla peygamber ol yani peygamberlik bitti zaten. Yani bu şey arketipi yani anlatabiliyor muyum? Büyük akademisyen, hani büyük lider falan, yani kurtarıcı, baş öğretmen falan e, gibi. Evlendirdikleri tarihe bakın görüyorsunuz. Bu ilişki çok güçlü bir ilişki diyor. E, önemli bir ilişki. Yani buradan doğacak, bu ilişkiden doğacak çocukları ya da böyle hani böyle bir şeyleri tılsımlamışlar olabilir yani. O zamanın enerjisiyle kodlamışlar bakın. Yine Ay Merkür herkes seni konuşacak. Yani gerçekten de konuştu ama yani. o, o. o yani gerçekten de konuştu. Yine Güneş'in 6 derece Aslan burcunda Satürn'den çok ciddi bir kontak var. Ve düğümlerden e, Güneş kat e, kavuşumu çok güzel bir şey. Yani bu çok güzel bir aşk demek. Ama işte Ay Balzamik böyle olunca e, yani maalesef aşk biraz gizli kapaklı ve buralarda böyle Neptün 150'likleri falan işte bu böyle çalışır işte yani. Aslında seçim astrolojisi zamanı tılsımlamak demek. Yani tılsım, zamanın tılsımını kullanmak yani. Aslında yaptığınız şey böyle yani büyücülüğün ilahi olarak izin verilmiş kısmı enerjiyi kendi lehimize kullanmak kaderi kullanmakla ilgili. Tabii bu büyü yapmak değil yani ama enerji gezegenlerin manyetik rezonansını kullanıp manyetik rezonansından faydalanmak demek. Yani kaderi yönetmek yani yönetebildiğimiz kadar en azından yönetebildiğimiz kadar yönetmek bilinçli bir şekilde yönetmek. Yani tabii ki bu bir sihir büyü değil ama hermetizmin en son noktasında sihir var. Bu sadece bir başlangıç aşaması. Zamanın neresini kontrol etmek. Hermetizmin ya da astrolojinin bu sadece bu astroloji, bu sadece yani etik olan tarafı. Hermetizmin herkese öğretilmeyen tarafı da var. Arkadaşlar, o bölgeye giriş çok zor. Yani Hermes bu işleri öğretiyor, bunun öğretmeni ve herkese bunu öğretmiyor. Hatta bir tek bilgi birinin elinde olmasın diye Hermes'in sağ gözü sol gözü derler. Hermes öğrencilerini seçiyor, özel seçiyor. Onları varis atıyor. Yani kendi varisi birini Roma'ya gönderiyor, birini şey gönderiyor. Hermes yani İdris Aleyhisselam bu işin ustası. Bu bilgilerin, ilahi bilgilerin iki kısma ayrıldığını söylüyor. Ak taraf, kara taraf, karanlık taraf. Karanlığı birine öğretiyor, yani karanlık tarafı birine öğretiyor, aydınlık tarafı yani ikisini birden birileri bilmesin istemiyor yani. Gruba ayırıyor yani ve bunu insanlara öğreten kişi İdris aleyhisselam Burada da şöyle diyeceksiniz Hocam bize büyü mü öğrettiler yani büyü Evet büyü diye bir şey var bu Hermetizmin son noktaları yani onlar Biz sadece gezegen reno, re, rezonanslarını kullanıyoruz Ama bu büyü değil Ama çok ciddi bir şekilde e, Hani sihir sanatı Ve size şunu söyleyeyim arkadaşlar e, Sihir e, bilimin temelini oluşturuyor Yani sihir büyü yani Gerçek söylüyorum simya diyorlar yani Simya Hani evet Yani bunu herkes bilmemeli yani herkes yapmamalı. Yani. Bu kötü güçlerin eline giderse çok kötü şeyler olabilir. Şu anda bilimi kötü güçlerin yönettiği gibi. Yani bunu hatırlatırım. Hermes bunu bize kötü bir şey için anlatmamış. Bilim var orada. Bilim. Bakın şu anda ben telefonla sizlerle görüşebiliyorum ve arada hiçbir şey yok. Bu bir büyüdür yani. Büyü. Ben seni görmüyorum. Arada hiçbir şey yok. Alo Ayşe ne yapıyorsun? iyi ya ne yapalım? tırmanıyoruz. Ya Ayşe nerede abi yani? Bu bir bu bir sihirdir tamam mı? Ama bilimin temeli işte yani bu eğer kötü güçlerininle geçerse seni yönetirler. Dünyayı yönetiyor adamlar. Geçmiş mi geçmiş? Ama tabi harimes bunu istemezdi ama o bilgileri terzilikten tut matematiğe kadar her şeyi İdris öğretti. Vallahi bildiği gerçek söylüyorum. Hani araştırın göreceksiniz arkadaşlar. İdris aleyhisselam olmasa bittik yani. Ben mi? vallahi billahi bittik yani. İdris aleyhisselam her şeyi öğretiyor bak. Ee, i̇nsanların şu an elinde kullandığı bütün matematik ve fizik ve biyoloji ve kimya ve simya hepsi tüm bilim dalları ve hatta terziliğe kadar. Yani terzilik, moda buna benzer şeyler. Bütün ticaret bunların hepsini Hermes yani İdris öğretiyor arkadaşlar. Peki bunları nereden almış? İdris bu dünyaya ait değil çünkü. Yani bu başka bir gezegenden aktı. Peygamberlerin yani çoğu bu dünyaya ait değildi zaten neyse ona başka bir zaman geliriz. Yani peygamberlerin çoğu bu dünyaya ait değil. Yani onu söyleyeyim. özel aileler, özel ırklar onlar. İnsanları yola getirmek, insanlara bir felsefe öğretmek amacıyla gönderilmiş çünkü İdris Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor. Biz onu göğe çektik diyor tekrar. İdris yok mesela ölmemiş yani. Yani müderris anlamında İdris, DRS. Müderris öğretmek İdris diye anıyor Kur'an-ı Kerim. Ee, ama o Hermes ve o iyilerden de diyor ve onu biz yıldızlara çektik. Yani e, şey yukarı çektik diyor yani tekrar mesela Hz. İsa gibi sona sahip yani Hz. İsa gibi. Yani bu İdris her ne kimse mesela başka bir boyuta geçebiliyor yani. Başka bir boyuta ya da başka bir gezegene gidebiliyor. Ya da başka bir gezegenden geldi. Hakkında çok fazla detaylı bir bilgimiz yok. Bize anlatılan dini menkıbe var o kadar. Ama İdris'in Hermes'i araştırdığınızda Hermes'le İdris'in özellikle Buda, Buda dediğimiz. Buda'yı da araştırdığınızda Buda'yla da Hermes'in bir benzerliği var. Buda'nın da bazı kaynaklarda İdris'in varislerinden birinin olduğu söyleniyor. Yani İdris çünkü o dönemler çok önemli öğrenciler yetiştiriyor. Birini Roma'ya gönderiyor. İşte birini şeye gönderiyor, birini oraya gönderiyor, birini Hindistan'a, birini Asya'ya, birini şeye. O, o, öğrencilerinden bir tanesinin de yine bu da olduğunu o, söylüyorlar. Yani ya da bu da Hermes ya da ya o, adı işte arada bir sürü kişi her mesela Roma'da Hermes'e başka şey Merkür diyorlar. İşte öbür yerde başka diyorlar. Öbür yerde başka şey adı var. Ama hepsi aslında Hermes'in öğretilerini öğretiyorlar ve bir prensipleri var yani insanlara bilgi anlatmak insanlara öğretmek ama burada her şeyi de öğretmemek gerekli kişiye gerekli kişi gerekli ilmi öğretmek gibi böyle bir amaçları var gibi bir durum var ve bunları anlattığı şeyler bilim onu söyleyeyim bilimden bahsediyorlar bir felsefe insanları doğruluğa ulaştıracak olan felsefe akımları falan hepsi İdris'le başlıyor zaten ondan sonra düşünürler falan geliyor hani arkadaşlar bu gece bu kadar haftaya devam edeceğiz ee, yine seçim astrolojisi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı geceler.